Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyorum dedi. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Peş peşe gelen depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyamanlılara bu sözlerle seslendi. Çalışmaların ilk birkaç gün arzu edildiği şekilde yapılamadığını söyledi, öz eleştiri de bulundu. Milletimden bir yıllık bir süre istiyorum. Bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama her alanda milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece gündüz çalıştığımızı hiç kimse inkar edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti. Adıyaman halkına bir de çağrısı vardı. Şehirlerinizi terk etmeyin dedi. Şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu şehirlerimizin ne boşalmasına ne de yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Ardından sözü şehirlerin yeniden inşasına getirdi Cumhurbaşkanı. Depreme dayanıklılık esasına göre 50 bin konut ve köy evi yapılacağını söyledi. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyor. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan, AFAD ve Kızılay'ı eleştirenlere ise tepki gösterdi. Dal kavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Erdoğan ve Bahçeli sonrasında Gölbaşı ilçesini de ziyaret etti. Evet, Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özü'ye saygılarımızı sunuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Gerçekten de o gün de, yani o Düzce depremi olduğunda Kasım ayında 6.8'di tabii. Yani arada çok şiddet farkı var ama yayındaydık ve konuya da çok hakim olduk. Hakikaten bir bina bile yıkılmadı, bir ölüm bile olmadı Düzce depreminde. İşte ne kadar önemli olduğunu Faruk Özü'den dinledik, takdir ediyoruz. Yunanistan, büyük yıkıma yol açan depremler sonrası yeni göçmen akınına karşı sınırda güvenliğini artırdı. Atina, Meriç Nehri kıyısına yüzlerce devriye yerleştirmiş durumda. Miçotakis yönetimi Ege Denizi'nde de yeni sahil güvenlik botları konuşlandırmayı planlıyor. Türkiye'ye yardıma koştu, bir yandan da sınırda göç alarmı verdi. Güvenliği en üst düzeye çıkardı. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası bir süredir gergin olan Ankara-Atina ilişkileri yumuşadı. İki ülke arasındaki yakınlaşma dünya kamuoyunda da çok konuşuldu. Mevlüt Çavuşoğlu, proştin Türkiye'ki güvernişi. Yunanistan, Türkiye'ye yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Ancak Atina, büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yeni göçmen akınına karşı sınırda güvenliği artırdı. Bu kapsamda yüzlerce güvenlik personelini kaçak göçün yaşandığı Meriç Nehri kıyısında görevlendirdi. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaçari konuyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımlarının artırılması gerektiğini savundu. Aksi halde Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısında patlama yaşanır dedi. Sınırdaki çitin Meriç Nehri boyunca uzatılacağını da söyledi. Ayrıca Miçotakis yönetimi Ege Denizi'nde yeni sahil güvenlik botlarını konuşlandırmayı planlıyor.